Selamünaleyküm arkadaşlar. Kurulum ve neden Tailwind kullanmamız gerektiğinden sonra artık kısa videolar üzerinden gideceğim. Configuration kısmıyla başlıyorum. Tabii bu yukarıdaki bazı şeyleri zaten bahsettiğimiz için buraları geçiyorum. Customization yani bizim bunu özelliklerini değiştirebileceğimiz yerden başlıyoruz. Configuration diye. Burada baktığımızda Tailwind config.js'in içerisinde arkadaşlar bizim module exports kısmına değineceğimizden bahsetmiştik. İşte customization kısmı buradan yapılıyor zaten. Ve ilk olarak content'i anlatacağım. Tabii burada mantıklı bir şekilde gidersek herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bakın bütün customizasyonları burada yapılabiliyor. Şimdi öncelikle content ile başlayalım. Content arkadaşlar bizim bu oluşturacağımız CSS içeriğinin arkadaşlar nereden alması gerektiğini yani nerelere bakıp nerelerden HTML ve JavaScript dosyalarına bakıp CSS'e çevireceğini soruyor aslında bir anlamda bu şekilde. Peki burada bizde ne demiş? İşte nokta pages yıldız 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 işte HTML nokta JS virgül JS demiş. Bizim dosyamıza baktığımızda ne görüyoruz? src klasörünün altında hangi klasör ya da dosya olursa olsun onun altında da hangi ad ile bulunursa bulunsun sonu JS, JSX, TS, TSX yani TypeScript'te işin içinde. Bunlardan herhangi biri olduğu zaman sen bunu her türlü gör anlamında. Şimdi baktığımızda biz zaten kurulum videosunda hatırlarsanız arkadaşlar ne yapmıştık? Şuraya hemen bir şöyle bir şey yapalım. Mesela ne diyelim? H2 etiketinde merhaba dedik. Şimdi buraya nedir? Class text center deyip text center ve text işte şöyle bir şey yaptığımda Ctrl C'yi çektiğimde bunun arkadaşlar şu şekilde olacağını bakın ortalığı ve yeşil bir şekilde olacağını ben zaten görüyorum. Tamam. Zaten bana da vaat ettiği neydi? Buradaki content'in src klasörünün altındaki her şeydi. E tamam da src klasörünün altında belki ben bir klasör içerisinde ki çokça kullanıyoruz. Mesela Components klasörü. Components klasörünün altında da hemen basitçe bir işte merhaba nokta js şeklinde bir şey oluşturmak istiyorum. RFC diye bir component oluşturdum. Burada da arkadaşlar diyelim ki nedir? Class name'ine bu sefer de text işte nedir? Shadow özelliği var mı? Shadow bunda yok pardon. Shadow özelliğini direkt buna vereyim. Shadow LG olsun ya da MD olsun. Border verelim. Border 4 diyelim mesela. Sallıyorum şu an. Herhangi özellikler Tailwind'in kullanımı ile alakalı. Şimdi mesela merhaba JS'in içerisinde acaba bunlar aktif olacak mı? Yani app.js'e gidip bunu import ettiğimde şuraya geldim. Import ederek neydi? Merhabaydı değil mi? Merhabayı import ettim. Peki şunu artık şuradan şu şekilde kaldırmayalım. Direkt merhabayı buraya import edelim. Merhaba importunu yaptım. Ve gelip buraya baktığımda bakın gördüğünüz gibi verdiğim shadow'la beraber border'ı da dahil olmak üzere gayet güzel yapmış. Bakalım burada border md dedik. Border 4 dedik. Border 4 fazla geldi. Bu border'ını bir silelim. Mesela margin uygulayalım. Margin top. Bakın nereden hatırlıyoruz biz bunu? Tabii ki Bootstrap'te gayet kullandığımız bir şeydi. Bakın margin top dedim. Bu şekilde aşağı doğru indi. Şu alt taraftaki shadow efekti de gelmiş oldu. Yani biz komponentin içindekilere de müdahale edebiliyoruz. İşte bu config dosyasının içerisinde bunlar mevcut. Peki ben burada bir ne diyeyim? Mesela bu komponenti src klasörünün altında değil de ben Tailwind'in altında ekstradan bir yerde kullanmak isteseydim ne yapardım? O zaman da şunu yapardın diyor bana. Hemen dokümantasyona gidelim. Dokümantasyonu gayet güzel arkadaşlar zaten incelemenizi tavsiye ederim. Buraya geldiğim zaman burada şunun aynısından bir kopya oluştur ve array'de arkadaşlar hani eleman özelliklerini veriyoruz ya. Yani. Aynı bunun gibi yap ve daha sonra bunun altında bir kompo pardon, bunun altında değil. Mesela bir üst klasörde şöyle components
Komponentsin altındaki bütün her şeyi de bu şekilde al diyerek biz bir direktif verebiliriz ve onun altındakileri de çalışmasına sağlayabiliriz. Şu an SRC klasörünün altındaki her şeyi zaten şu verilen default değerle hepsine tek tek bakıyor. İçindeki klasörler de dahil olmak üzere. Content kısmı tamamen bu işe yarıyor. Bizim CSS dosyalarının oluşmasında en önemli yer burası arkadaşlar. Bu video buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.